Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Mart 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, öncelikle ayın genel başlıklarına şöyle bir göz atalım. 20 Mart'a kadar Güneş Koç Bur Balık burcunda olacak. 20'sinden sonra Koç burcuna geçecek. 13 Mart'ta Balık burcunda yeni ay doğuyor. Mars 3 Mart'ta İkizler burcunda hareket etmeye başlayacak. 21 Mart itibariyle Venüs Balık burcuna geçiyor ve 28 Mart'ta Terazi Burcu'nda Dolunay var. Evet şimdi e, detaylara bakalım. Güneş 20 Mart'a kadar Balık Burcu'nda ilerlerken siz de hala e, hassas e, an, hassasiyet anlamında destekleyecek. Daha sezgisel, daha yaratıcı, hayatın manevi yönlerine daha fazla e, çekileceksiniz bu süreç içerisinde. Ve 13 Mart'ta da Balık Burcu'nun 23 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay 9. evinizde doğacak sevgili yengeçler. Sizin için aslında çok keyifli ve verimli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Yeni ayı takip eden günlerde 15 Mart'ta Merkür, 21 Mart'ta ise Venüs Balık Burcu'na geçecek. Ayın ikinci yarısından itibaren özellikle e, uzak hedeflerinize e, daha fazla odaklandığınızı, yaratıcılığınızın, vizyonunuzun, hayal gücünüzün güçlendiğini hissedebilirsiniz. E, İnanç konuları, maneviyatla ilgili konular, ruhsal konular hayatınızda kendinizi daha güçlü hissettirebilir. Hangi şartlar içerisinde olursanız olun bir kabulleniş içerisinde olabilir, bir farkındalık sürecine girebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu tesirler sizin için çok daha öncelikli olabilir. Yeni ay ee, özellikle ayın ikinci yarısından itibaren seyahatleri gündeme getirebilir. Uzak seyahatler, şehirler arası veya yurtdışı konuları olabilir bunlar. Ee, uluslararası alandaki bazı hedeflerinize daha fazla odaklanacaksınız bu yeni aile beraber. Bu bir eğitim olabilir, yurt dışında çalışma, yerleşme, yaşama veya bir tatil, bir seyahat. Hani bunları düşünme, planlama, organize etme gibi konularınız gündemde olabilir. Akademik konularda bazı çalışmalar, üniversiteyle ilgili, eğitimle ilgili konularda yine yenilikler yapabilirsiniz. E, hukuksal alanlarda önemli gelişmeler olabilir. E, belki bazı sorunlarınızı çok ilginç, e, güçlü yardımlarla çözümleyeceksiniz. Hani olmaz dediğiniz şeyler olabilir. Bu yeni ayın etkileriyle beraber önemli yardımlar rehberlikler, destekler de alabilirsiniz ve size destek olacak, yardım edecek önemli kişiler, bilgili, kültürlü, mevki sahibi kişilerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar bir fikir olarak da size destek olabilir. Çeşitli şekillerde yardımları bu yeni ay döngüsüyle beraber alabilirsiniz. Evet 15'inde Merkür'ün balık burcuna geçişi, Venüs'ün de artık 21'inde balık burcuna geçişi her anlamda, duygusal anlamda, romantik anlamda, yaratıcılık anlamda sizi destekliyor. Bu ay çok güçlü sezgileriniz olacak. İç sesinizi dinlemeye çalışın. Ayın 3'ünden itibaren Mars'ın da ikizler burcuna geçişi biraz yalnızla kendi başınıza yapacağınız çalışmaları daha fazla odaklandığınızı gösteriyor. Yani spiritüel konulara ilgi duyabilirsiniz. Böyle meditasyon, şifa çalışmaları, yoga gibi benzeri çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Bilinçaltı ile ilgili faaliyetleri daha fazla yapabilirsiniz. Tüm bunlar sizi şifalandırabilir. Biraz toplumdan izole olmak, biraz kendi kabuğunuza çekinmek sizi bu dönemde çok iyileştirebilir. Sezgilerinizi dinlediğinizde önemli işaretler de alabilirsiniz. Bunların yol göstericiliğinden ay boyunca aslında faydalar da sağlayabilirsiniz sevgili yengeçler. 20 Mart itibariyle Güneş Koç burcuna geçiyor. Ve ilkbahar mevsimi başlayacak. Ee, önce bir burç sizin gibi ve haritanızın en yüksek alanı kariyer alanınızda toplumsal alanınızda Güneş parlamaya başlayacak Bu da 20 Mart sonrası sizin biraz daha başkaları tarafından görünür ve dikkat çekilir çekici olabileceğiniz de işaret ediyor Geleceğinizi daha fazla düşünme kariyerle ilgili alanları ve belki e, gündeme almada söz konusu olacak ve ayı 28 Mart'ta meydana gelecek terazi ile kapatıyoruz 8 derece ve yakın yakınlarında özellikle kişisel doğum haritalarınızda gezegenleriniz varsa sevgili yengeçler bu dolunay sizin için çok önemli olabilir Çünkü terazi sizin gibi önce bir burç lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuz yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa çok güçlü bir dolunay olduğunu söyleyebilirim dördüncü evinizde olacak hem kariyer alanınızı hem günlük yaşamınız ve aile alanlarınızı etkiliyor Aslında bu e, dolunay e, hayatınızda bir döngüyü tamamlayıp yeni bir döngüye sizi e, başlatabilir, yer değişiklikleri olabilir, e, kariyer alanında toplum önündeki statünüzde bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Mesela kariyerinizde değişimler, e, çalışma alanlanır mekan değişimleri olabilir veya evde çalışabileceğiniz e, ortamlar, gündem, bir evde bir işe başlayabilirsiniz örneğin. E, ikametgah değişiklikleri olabilir. Mesela taşınmalar olabilir. Evinizde bazı yenilenmeler olabilir. Anne baba, ebeveynler ve aile üyeleriyle ilgili konular da bu dolunay yakınlarında ve gündemin daha fazla sizin gündeminizde olabilir. Evlilik e, ayrılık ve benzeri konularda tabii ki ilişkilerinizle ilgili konularda sizin hem yuva alanlarınızı yaşam alanlarınızı etkileyebilir dönüştürebilir. Hem de toplumdaki kariyeriniz, statünüzle ilgili çok belirleyici tesirler getirebilir. O yüzden terazi zaten ilişkileri sembolize ediyor. Bu dolunay sevgili yengeçler sizin hayatınızda aile, yuva, evlilik gibi konularda da çok belirleyici olabilir ve dönüştürücü olabilir. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.